Merhabalar hanımlar, Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkle tunus işinden güzel bir örneğin anlatımını yapacağım. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Püf noktalarına dikkat ettiğinizde çok güzel bir model ortaya çıkaracağız inşallah. Şöyle 3,5 numara bir tunus tığı kullanacağım. İplerinizin kalınlığına, inceliğine göre tığ uçlarınızı değiştirebilirsiniz. Ben 3,5 kullanacağım. Bebe yünleri ikisi de şöyle mor ve kavun içi, yavru ağzı tonlarında açık bir renk arkadaşlar. Mor oldukça koyu olduğu için yanına böyle açık bir renk tercih ettim. İsterseniz beyaz krem de güzel olur. Şöyle ben bu iki rengi yapacağım. Hemen başlayalım. Öncesinde morla başlayacağız arkadaşlar. Şöyle mor ipimizi biraz açalım. Zincir çekeceğiz. Dönüşler. Evet arkadaşlar, öncelikle mor renkle başlıyoruz. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Ve üzerine zincir çekiyorum. Zincirlerimi hafif bol olacak şekilde çekiyorum ki toparlama yapmasın. Ne yapacaksanız ona göre uzunluğunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle az miktarda çekeceğim ki birkaç sırada model anlatımı yapacağım. O yüzden küçük olsun. Evet, şimdi ilmeklerimizi çıkaralım. Hemen zincirin içerisine batıyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. Yanındaki zincire batıyorum, bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde öncelikle ilmek çıkaracağız. İlmeklerimizi çift sayı olarak çıkarıp hazırlayabiliriz arkadaşlar. Evet, hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ve 16 tane. 16 tane ilmeğimiz var. Hemen diğer açık rengimi alıyorum. Açık renkle kapatacağız. İp değişimini hep sıra sonundan yapacağız arkadaşlar. Hemen burada son ilmeğimden diğer rengime geçiyorum. Buradaki ipi diğer ipin üzerine bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben tekrar sökeceğim için bağlama gereği duymadım. Şöyle devam ediyorum. Bir tane zincir çekip diğer ilmeğimi kapatıyorum. Bir tane zincir çekip diğer ilmeğimi kapatıyorum. Yeni öğrenenler için daha detaylı göstermeye çalışıyorum. Tunus tekniğini, kapatma tekniği bu şekilde arkadaşlar. Tunus işinde. Bütün ilmekleri tek tek kapattık. Evet. Şöyle. Şimdi diğer renkle, açık renkle devam ediyoruz. Şimdi burada iki tane ilmeğimi birlikte alıyorum ve tek ilmek çıkarıyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Şimdi bir üst sırada bu şekilde artırma yapmadan başladık. Burada bir üst sırada öncelikle artırma yapacağız arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam edecek. İki tane ilmeğimi tek aldım, bir tane artırma yaptım. İki ilmeğimi tek aldım, bir tane artırma. 2 ilmeğimi tek aldım ve bir tane artırma yaptım. 2 ilmeğimi aldım, bir tane artırma yaptım. Açık renkle bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Sıra sonunda da yine bir tane artırma yapıp son kalan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada sayabilirsiniz şaşırmamak için. Ama modeli yaptıkça mantığını anlayacaksınız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmeğimiz var. Hemen diğer renge geçiyoruz. Şöyle mor rengi alıyorum. Burada sıra sonunda çift kapatma yok arkadaşlar. Hep tek tek kapatacağız. Tek ilmeğimi kapattım. Evet. Daha sonra diğerlerini de yine aynı şekilde tek tek artırma yaptığımız ilmekleri de tek olarak kapatıyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi tek tek kapattık. Şimdi mor renkle devam ediyoruz. Burada artırma yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi önümdeki şu düz ilmeği düz olarak örüyorum. Buradaki artırma ilmeğimi alıyorum ve hemen üzerindeki zincirden de geçerek bu şekilde bir ilmek alıyorum.
önümdeki ilmeği düz olarak örüyorum ve çapraz şeklinde duran artırma ilmeğini alıyorum ve hemen üzerindeki zincirden de, mor renkteki zincirden de geçerek bu şekilde bir ilmek çıkarıyorum. Bu sıramız bu şekilde olacak arkadaşlar. Çapraz olan ilmeği üstteki zincirle birlikte alacağız. Ve düz şeklinde bu ilmeği, düz olanı düz olarak öreceğiz. Evet, sıra sonunda da yine bir tane artırma yapmış, daha sonra düz örmüştük. Bu artırma ilmeğini aynı şekilde üstteki zincirle birlikte alıyorum ve sıra sonundaki tek kalan ilmeğimi de bu şekilde düz olarak ördüm. Şimdi yine renk değiştireceğiz sıra sonunda. Evet, ilk sıradan modelimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Devam ediyorum. Hemen diğer rengimi aldım. Açık rengimi tek tek kapatıyorum. Her zaman kapatma aynı arkadaşlar. Bütün ilmekleri tek olarak kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada ilk başta arkadaşlar, burada bakın şu ilk baştaki bu ilmeğimiz, hemen daha sonra buradan alarak düz ilmek yaptık. Yani artırmayı sonrasında yaptık. Şimdi bu artırmayı buraya alacağız. Öncelikle artıracağım. Bir sıra bu şekilde, bir sıra da bu şekilde devam edeceğiz. Bir tane artırdım. Daha sonra iki ilmek birden aldım. Daha sonra tekrar artırdım. Ve sıra sonunda artırma yapmayacağız. Sıranın başında yaptığımız zaman sonunda artırma yapmayacağız. İki taneyi birlikte alıyorum. Arada bir tane artırma yapıyorum. Şöyle aldıktan sonra bakın burada artırma yapmadan direkt sondaki tek ilmeğimi örüyorum. Evet, bu şekilde oldu. Bu sırada hemen diğer renge geçiyorum. Mor renge geçtim. Baştaki ilmeğimi de ve diğer ilmeklerimi de tek tek kapatıyorum. Çok kolay bir örnek arkadaşlar. Dediğim gibi püf noktaları sadece başında ve sonundaki artırmalara dikkat ettiğinizde model kaymadan düz bir şekilde devam ediyor. Evet, bakın şimdi burada bir alt sırada buradaki düz ilmekten başlamıştık. Şimdi buradaki çapraz ilmekle başlayacağız. Altta artırma yaparak başladığımız için öncelikle çapraz ilmeğimiz geliyor. Öncelikle bu şekilde bunu ördük. Daha sonra düz ilmek. Daha sonra artırma ilmeğimizi çapraz olarak üstteki zincirle birlikte alıyorum. Ve bu şekilde modelime devam ediyorum. Düz alıyorum. Aradaki çapraz ilmeğimi üstteki zincirle birlikte. Düz alıyorum. Aradaki çapraz ilmeği üstteki zinciriyle birlikte alıyorum. Yani zincirden de batıyorum. Öncelikle ilmeğimi alıp sonrasında zincirden geçerek. Evet, sıra sonunda iki tane ilmeğim var. Düz aldım. Ve sondaki ilmeğimi arkadaki katıyla birlikte yine düz aldım. Evet, bir ters ve bir düz ve şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arada da zincirler görünüyor. Çok güzel bir model oldu. Koyu ve açık kullanarak benim yaptığım gibi bu modeli yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Devam ediyorum. Yine bir sıra daha göstermek istiyorum. Kapatışlarda farklı bir işlem yok. Hızlı bir şekilde kapatıyorum. Hepsini tek tek kapatıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle modelimiz ortaya çıktı. Şimdi ilk başta başladığımız sıraya geldik. Burada ilk başta düz ilmek yapmıştık. İkisini birlikte alarak düz ilmek yaptıktan sonra artırma yapıp bu şekilde devam etmiştik. Sonra mor sırasını yaptık. Daha sonraki sırada öncelikle artırma yapıp daha sonra düz ilmek yaptık. Bakın burada artırma var. Burada düz ilmek, artırma, düz ilmek. Şimdi biz bu sırayı tekrar edeceğiz. Yani öncelikle düz ilmek alacağız. Şöyle düz ilmeğimi öncelikle alıyorum. Daha sonra artırma.
İki ilmeğimi düz olarak aldım. Daha sonra artırma. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Modelimiz bir üst sırada mor renkte de dediğim gibi öncelikle artırma ilmeğini üstteki zincirle birlikte alacağız. Düz olanı da düz alacağız. Burada düzle başladığımız için bir üst sırada mor renkte düzle başlayacağız. Sonrasında artırma ilmeğini çapraz olarak alıp zincirle birlikte alacağız. Model çok kolay ve güzel bir model arkadaşlar. Sizler için büyük bir parça hazırladım. Umarım anlaşılır olmuştur. Baş ve son kısmını dikkatli bir şekilde anlatmaya çalıştım. İki renkle dediğim gibi çok güzel oldu. Böyle bebek örgülerinde, hırkalarda, yeleklerde, bebek yeleklerinde çok güzel olur diye düşünüyorum. Bebek battaniyesi de yapabilirsiniz. Daha böyle güzel olur, yumuşak olur arkadaşlar. Çok sert bir dokusu yok. Arka yüzü de bu şekilde. Yapacak arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videoma da ben tuşundan beğeni yaparsanız çok sevinirim. Yeni örgü modellerinde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.